Peki sonra ne oluyor? Sonra delikanlı bir ev tutuyor Asiye. Delikanlıya gel. Delikanlı sana gelsin. Kartoros bu. Siz onun kusuruna bakmayın. Sonra iş aramaya başlıyorlar. Delikanlı iş bulur bence. Ve yavaş yavaş bir aşk doğuyor aralarında. Yok, gerçekten seviyorlar birbirlerini. Bir süre sonra birlikte yaşamaya başlıyorlar. Desin be! Affedersiniz, anlayamadım. Nasıl birlikte yaşıyorlar? Yani bir metres hayatı mı oluyor? Öyle de denebilir. Ama gerçekten seviyorlar birbirlerini. Hem Asiye hem delikanlı. Eğer aralarındaki bu sevgi evlenmelerini sağlayabilirse ne iyi. Yoksa Asiye yanlış bir iş yapmış olacak. Yani? Asiye ne yapıp yapıp bu delikanlı ile evlenmeye bakmalı. Esas olan netice. Netice almaya bakmalı. Evet. Aradan 3-4 ay kadar bir zaman geçti. Asiye çok mutludur. Güzel bir evi, çeşit çeşit elbiseleri, bütün isteklerini hemen yerine getiren bir erkeği vardır. Delikanlı evlenebileceklerini söylemektedir. Bir gün Asiye sabırsızlıkla sevgilisini beklemektedir. Sabırsızlıkla beklemektedir çünkü sevgilisi birkaç gündür ortalıkta gözükmemiştir. Canım, canım, canım. Güvercinim benim, nasılsın? Neredeydin? Neden gelmedin? Büyük bir aksilik çıktı, hiç beklemiyordum, Allah kahretsin. Ne oldu? Canın sıkılmış belli. Gel otur, ayakta kalma. Güzel yemekler yaptım sana. Şimdi hazırlarım. Canım bir şey istemiyor. Gel otur sen de, sonra yersin. Yoksa gidecek misin? Gitmem lazım. Bıktım benden. İstemiyorsun artık beni. Çocuk, bugün buraya nasıl geldiğimi bir bilsen bana deli dersin. Ama seni görmeden yapamıyorum. Biliyor musun? Başlangıçta böyle bir durumu aklıma bile getirmemiştim. İşi gücü bırakıp sana gelmek istiyorum. Zor tutuyorum kendimi. Çılgın güvercin, bıkmak mümkün mü senden ha? Canım benim, canım. Güvercin. Ne yapalım, ne yapalım? Esirsin. Seni esir aldım bugün. Sonra? Esirimsin işte. Kaçmaya kalkarsan öldürürüm. Yok, kaçmazsan. Kaçmazsam? O zaman ne dersen yaparım. Yemek veririm sana. Güvercin. Efendim. Sen delisin, beni de deli ettin. Olsun, yemek yiyelim. Yiyelim. Madem delilik yapıyoruz, tam deli olalım. Gidip içki alayım. Battı balık yan gider. Ne olur kızma bana. Ceketini çıkart öyle git. Öyle olsun. Evet, hem de çok iyi. Yoksa siz? Evet, ben karısıyım. Bilmiyordum. Evli olduğunu bilmiyordum. Aldattı. Kimi? Seni mi? Demek annenin huyu sende de varmış. Anasının kızı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bitti. Her şey bitti. Kim bu kadın? Allah kahretsin onu. Güvercin, bak gördün mü hemen gel. Hoş geldin evladım. Halo, ne işiniz var sizin burada? Asıl sana sormalı, senin ne işin var burada? Demek takip ettiniz beni. Ne oldu yani? Öğrendiniz işte. Öğrendin işte.
Sevmiyorum seni. İstemiyorum seni, anladın mı? Sevmiyorum seni. Sevmiyorum. Allah kahretsin, bakacağım ya. Kiminle temas ettiğini biliyor musun sen? Eski bir fahişenin kızıyla. Sus, sus hala. Ne olursa olsun. İstemiyorum bu kadını be. Bıktım. Hayatımı zehir etti. Ayrıl be. Ayrıl benden. Sevmiyorum seni. Nefret ediyorum senden. Sus, bağırma. Bir de herkese rezil mi edeceksin ailemizi? Hiç utanma kalmadı mı sende? Böyle kadınlarla düşüp kalkanlarda utanma mı kalır? Sen sus artık. Konuşma sen. Asiye dur. Nereye gidiyorsun? Beni affedin müdire hanım. Evli olduğunu bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. Söylememişti bana. Dur, delilik etme. Boşanacağım bu kadından. Dur, bırak gitsin. Asiye, güvercin, dur! Ah, üzgünüm. Ben olsaydım hiç böyle... Gel bakalım, geç şöyle. Cahil kız, onur meselesi yaptı. Romantik hülyaları yıkıldı. Oysa büyük bir şanstı bu onun için. Nasıl yani? Bırakmamalıydı sizi, yani sevdiği adamı. Sonuna kadar direnmeliydi. Buna benzer bir ikinci fırsat yakalayabileceğini hiç sanmıyorum. Ne yapması gerekiyor şimdi? Kadın olmanın kendisine sağladığı avantajı kullanamadı. Artık bütün insanların yaptığını yapacak. Çalışacak. Sizce nasıl bir işte çalışabilir Asiye? Asiye durumunda olan bir kız, her erkeğin gözünde sadece istifade edilmesi gereken bir fırsattır. Hizmetçilikten tutun da çamaşırcılığa, tezgahtarlığa kadar bütün bu tip işlerde durum aynı oluyor. Çok doğru. Asiye'nin başından da buna benzer olaylar geçiyor. Bunun için Asiye'nin yapması gereken bir fabrikada işçi olmasıdır. Dediklerini anlıyorum. Fakat bana fabrikadaki istihsalin neden düştüğünü söyleyemiyorsun. Ama amcacığım... İşçi durumu nasıl? Gayet iyidir efendim. Toplu sözleşmeyi bizim kurduğumuz sendika aracılığıyla yaptık. Bana kalırsa senin yönetim tarzında bir size hata ne var. Ne oluyor? Müdür bana Bey'i kalırsa... Bizim hakkımız Hacı, yok mu? Ağrık, hakkımı durma. İstiyorum. Burası fabrikaysa. Bırakın beni. Şikayetçiyim haline bak. Dedim. Bizim namusumuzu kim koruyacak affedersiniz, burada? Bir şey oldu galiba. Müsaade ederseniz. Hanım, çağır buraya ben de anlayayım. Peki efendim.
Ne var? Niçin bağırıyorsunuz? Beyefendi, iki aydır fabrikanızda çalışıyorum. Ama ustabaşım geldiğim günden beri beni rahat bırakmıyor. Hep seni işten attırırım diye tehdit ediyor. Bugün tuvalette zorla bana tecavüz etmek istedi. Sizin ustabaşınız kim? Besim usta diyorlar. Bana Besim ustayı çağır. Personel şefin de yok. Baş üstüne. Demek geldiğinizden beri sizi rahat bırakmıyor. Siz biraz bekleyin. Beni emretmişsiniz. Bu bayanı alın. Besim usta hakkında şikayeti var. İfadelerini alın. Besim ustanın işine son verin. Fabrikamızın disiplini bakımından böyle şeylere tahammülümüz yoktur. Emredersiniz efendim. Siz de üstünüzü başınızı düzeltin. Allah sizden razı olsun efendim. Peki, peki, peki. Hadi bakalım. Şimdi anlıyorum. Ben seni yanlış yere müdür yapmışım. Emin olun, böyle bir hadiseyle ilk defa karşılaşıyorum. Elbette bu yufka yürek desen bir fabrikayı yönetemezsin. Seni düşkünler yurduna müdür yapmalıymışım. Anlayamadım. Bana bak, sen benim yeğenimsin. Eğer başka biri olsaydın derhal senin işine son verirdim. Demek Besim ustayı işten atacaksın ha? Peki Besim ustanın yaptığı işi yapabilecek biri var mı elinde? Yok! Ben çok iyi biliyorum ki yok. Evet ama yaptığı fabrika disiplinine aykırı. Olmaz efendim. Bu kızın yerine derhal 100 kişi bulabilirsin. Ama bir Besim ustanın yerini kolay kolay dolduramazsın. Dolduramayınca ne olacak? İşler yürümeyecek. Verim azalacak. Sen yargıç mısın yoksa bu fabrikanın sorumlu müdürü mü? Olmaz öyle şey. Bana personel şefini çağır. Baş üstüne. İyi ama ustayı işten çıkarmazsak öbür işçilere kötü örnek olmaz mı? Olmaz. İşini bilirsen olmaz. Yöneticilik de buradadır zaten. Buyurun efendim, beni arzu etmişsiniz. Az önceki hadisede bir yanlışlık olmuş. Besim ustanın bu işte suçu yok. Meseleyi kız çıkarmış. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Anlıyorum efendim. Güzel. Böyle hadiseler fabrikada huzursuzluk yaratır. Bu tür insanlara yer veremeyiz aramızda. Anlıyorum beyefendi. Nasıl emrederseniz. Yövmiyelerini tam ödeyin. Başka bir yerde iş arasın kendine. Bağış üstüne efendim. Gidebilirsiniz. Unutma yeğenim. Senin için bir tek hedef olmalı. Sadece bir tek. Kar.